Senden bir yorum almak istiyorum. Murat, ne diyorsun? Hay hay. Ya tabii bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi tabanına ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini takip eden birçok ismi ben de takip etmeye çalıştım. Görüşlerini analiz etmeye çalıştım. Çok farklı görüşler var tabii ki. Bu helalleşmeyle ilgili yapılan yorumlar çok farklı renklerde yorumlar yapılmış. Ama benim kendime ait görüşüm belirtmem gerekirse şudur. Ben hesaplaşmadan bir helalleşmenin olmayacağı kanısındayım Türkiye'de. Tabii ki helalleşmek bu son dönemlerde öyle bir kavram değişikliği yaşıyoruz ki Türkiye'de dini terimleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela biz hırsızlık olan bir olaya israf diyoruz. Tutuyoruz istifa denilen kurumu afımı istedim diye değiştiriyoruz. Hesaplaşmak olarak adlandırılan terimi ise helalleşmek olarak değiştiriyoruz. Helalleşmek, neyle helalleşeceğiz biz? Sayın Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında anlattı. Dedi ki biz Sivas katliamında, Çorum katliamında oradaki mağdurlarla helalleşeceğiz. Evet, helalleşeceğiz. Çok doğru. Nasıl helalleşeceğiz? Oradaki insanlarla neyi helalleştireceğiz? Oradaki insanların yaşadığı mağduriyeti mi helalleştireceğiz? Bu olayı yapanlar, o olayın içerisinde bulunan insanlarla birlikteki süreci mi helalleştireceğiz? Niye helalleştireceğiz? Mesela Uludere katliamında ölen insanların diyor, 34 kişiden bahsediyor. Bunlarla helalleşeceğiz diyor. Soma katliamıyla, işte Soma'daki maden faciasıyla ilgili helalleşeceğiz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Güzel, helalleşeceğiz. Ama Soma faciasına neden olan ve oradaki insanların ölmesine sebebiyet veren ihmaller zincirinin başındaki insanlarla hesaplaşmayacak mıyız? Helalleşmeyi biz insan Şöyle orada... ayırıyor, şöyle ayırmış benim anladığım. Helalleşmek duygusal bir süreç, hukuk ayrı bir süreç diye ayırmış. Yani ikisi farklı dünyalar diyor benim anladığım o. Bütün Açıklama yapıyor kesimlerle zaten. diyaloğa açığız, konuşmaya ve birbirimizi dinlemeye açığız. Ama hukuk, bağımsız yargı ne gerekiyorsa onu Ben şunu yapacak. anladım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında ki bu Türkiye'nin ihtiyacı olan şeylerden biri kutuplaşmanın giderilmesidir, değil mi? Herkesin istediği, herkesin bu ayrışmanın, bu bölünmenin artık bitmesi, ortak duygularımızda, ortak çıkarlarımızda, menfi duygularımızda bir araya gelerek aynı hissiyatı hissetmemiz, toplum olarak bahsediyorum. Ama ortada şöyle bir sorun daha yok mu? Ben yanlış mı düşünüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmamasına rağmen 1900 işte 1950'den itibaren diyelim, hatta 60'tan itibaren diyelim. O dönemden beri yapmış olduğu siyasette kendisinin ifadesine göre ben bir halk mahrumiyeti yarattım itirafı değil mi bu? Zaten O şöyle zaman deniyor ama CHP olarak helalleşeceğiz değil, iktidar olacağız ve önümüzdeki 100 yılı temizleyebilmek adına bir iktidar perspektifi sunuyor. Yani biz CHP olarak özür dileyeceğiz böyle bir ya da af talebi böyle bir şey yok. partinin içerisindeki değiştirmeye Aslında çalıştığım şeyler diye bahsettiği bu değil şöyle, mi? yani bir cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. Dolayısıyla aslında bir devlet temsiliyle konuşuyor. Yani CHP temsilinden daha farklı bir temsille konuşuyor. Yoksa Çorum katliamı, Maraş katliamı, Sivas katliamını anarken veya hocanın söylediği bence vurgu önemli. Kendi müsebbibi sorumlusu olmadığı şeyleri de listeye katıyor. Örneğin Roboski katliamına CHP'nin nasıl bir dahli olabilir? Ama onunla da hesap helalleşeceğiz diyor. Demek ki aslında iktidar olmuş gibi davranıyor ve aslında bir cumhurbaşkanı ağzıyla konuşuyor bu haliyle. Öyle bir Yani akılla benim konuşuyor. o Böyle bir zaman akılla anlamadığım da konuşuyor şu tabii. oluyor. Yani biz mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kefere diyen adamlarla helalleşecek miyiz? Mesela Tunceli'de meydana gelen isyanı bastırırken Dersim katliamı diyenlerle helalleşecek miyiz? Seyit Rıza'nın önünde gidip de çelenk koyanlarla helalleşecek miyiz? Peki. Bu ülkenin kurucu değerlerine düşman olanlarla biz helalleşecek miyiz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesinin hakkında ağza alınmayacak laflar edip televizyon ekranlarında insanlara kin kusturan, kin kusan ve tepkiye neden olan insanlarla helalleşecek miyiz? Türkiye'nin var eden değerlerine karşı düşmanlaşmış politikaları güden ve aynı zamanda gerici ve yobaz zihniyete sahip insanlarla helalleşecek miyiz? Türkiye'nin ilerici adımlarına karşılık Türkiye'yi geriye götürmeye çalışan emperyalizmle işbirliği yapmış insanlarla helalleşecek miyiz? Helalleşmenin altını öyle bir şekilde doldurmamız gerekiyor ki o zaman. Hani bu kelimeyi Sayın Kılıçdaroğlu kullandığı için söylüyorum helalleşmeyi. Hesaplaşma diyor ki hukukla hesaplaşma olmaz zaten. Doğru.
Hukuki olarak bu ülkenin alın teriyle kazanılmış kamu kaynaklarını yağmalayan her kim varsa hesaplaşılması gerekiyor. Bunlarda helalleşme olmayacak. Açıklıyor kendisi, değil mi? Güzel. Helalleşmenin altını nasıl dolduracağız? Peki şu anda mesela biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı şeylerde altındaki sürecin ileriki dönemde genişlemeyeceğini nereden bileceğiz? Peki bir Mustafa Hoca'nın yorumlarını alalım bunlara. O nasıl düşünüyor? Yani gerçi bu konuşmanın muhatabı siz değilsiniz biliyorum. Fikri bir zihin egzersizi gibi düşünelim Mustafa Hocam. Yoksa benim size aslında sizin baktığınız meseleye, sizin baktığınız noktadan başka sorularım da olacak ama bir yorumunuzu alalım, sonra Timur'un da değerlendirmesini alıp bir soru daha sormak istiyorum size. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben dün Elif Hanım, Yıldıray Bey'in programında da vurguladım söze girerken. Şimdi bu mesele bir siyasi figürün gündeme getirmesiyle Türkiye'nin tartışma zeminine oturdu. Dolayısıyla ben de bu konuda konuştum ama bu konuda konuşuyor olmam benim bir siyasi hareketi, bir siyasi yönelimi, eğilimi temsil ediyor kimliğiyle konuşmuyor. Ortalama biraz önce komşumun bana iletilen, ulaşan haberinden işte yaşadığım şeyin benim üzerimde bıraktığı etki işte bu helalleşme kavramı hakkında konuşmamı gerektiriyor. Sıcak siyasette yer almadım. Bir daha vurgulayayım. Bundan sonra da yer alacağımı zannetmiyorum. Dolayısıyla burada bir siyasi kimlik ve kişilik olarak konuşmadığının altını özellikle çizerim. Ama bu ülkede olan bitene ve ülkenin huzuruna, sükununa dair her bir insanın bir fikri, bir kanaati olur. Ben de bu kanaatlerimi söylüyorum. Siz de o minvalde sordunuz. Ben biraz önce dedim ki Kemal Bey'in bu helalleşme talebinin aslında ne dediği fazlasıyla açık ve anlaşılır. Daha o 3-4 dakikalık videoda bile anlaşılırdı ama bugün şerh etti. Ama biraz önce dedim ki kendi siyasi geleneği içerisindeki o sol havuzunda orayı ikna etmesi bence muhafazakar kitleyi ikna etmesinden daha zor olacak. Murat Bey'in yaklaşımı benim bu endişemi biraz haklı çıkardı. Murat Bey de ben biraz intikam diye bir şey hisse aldım. Yani ben öfkemi asla gömmeyeceğim, asla. Ben ama şunu söylüyorum. Burada toplumsal bir barışı sağlamak için yani %40'lık veya %50'lik iki kitleyi kalkıp da bir fesli kadir statüsüne sokamazsınız. Bir Ayasofya imamının pamuk tıkama iddiasına özdeşleştiremezsiniz. Orada milyonlarca masum ama içine doğduğu kültür olarak dindar bir gelenekte yetişmiş ve çevresinden koşullandırıla işte efendim sosyal demokrat siyasete hep mesafeli olarak yaşayıp gelmiş ve bugünkü Türkiye'deki böyle sert ve kaval kemiğine vuran siyasi söylemden dolayı da farkında olmadan bilinç dışı bilenmiş insanlar var ve bu insanlarda birikmiş yüksek gerilimi, enerjiyi almak için bir yumuşak, bir babacan, bir dile ihtiyaç var, bir söyleme ihtiyaç var. O zaman hesaplaşalım, tamam. Kim kimin aklından gelirse, fırsat, iktidar kimin eline geçerse o ondan rövanş alsın, o ondan rövanş alsın. Böyle birbirimizin hakkından gele gele gidelim. Ben burada şunu söylemedim. Eğer bu ülkede bir kurucu liderin hakkında yasa olmasına rağmen birileri ağzına geleni ileri geri söylüyorsa onun hukuken dersi verilir, gereken yapılır. Murat Bey de vurguladı. Hırsızı, yolsuzu, arsızı varsa burada devlet o insanların yarattığı kul hakkına efendim adına, vatandaş adına kalkıp özür dileyerek helalleşme yapamaz. Yani hukuka taalluk eden, kul hakkına taalluk eden hiçbir yerde hiç kimse helalleşmekten bahsetmiyor. Allah bile affetmiyor ki devlet affetsin. Ama burada kastettiğimiz şey şu. İşte burada ben bir yere taşınırken ben daha gelmeden, yüzümü görmeden birileri sadece sahip olduğum meslekten dolayı anne orayla iletişim kurma deme psikolojisini yaratan ortamın artık ortadan kaldırılması lazım. Bu memleketin bir rahatlaması lazım. Yani siz bu yoğunluğu, bu üzerinizdeki baskıyı hissetmiyor musunuz? Karşı kitlenin, muhafazakar kitlenin size yönelik tavırlarından dolayı hiç endişe hissetmiyor musunuz? Bu ülkede sizce gerçekten toplumsal barış
iki farklı kitle arasında gerçekten iyi midir? Toplumsal dirlik düzenimizden yana razı mısınız, hoşnut musunuz? Ben değilim. Ben de değilim. Ben kendi dünyaya mesela diyelim ki bir ilahiyatçı gittiğimde bir yere, bir sekülerin içine girdiğimde nasıl algılanacağıma dair endişe duyuyorum. Oysa ben istiyorum ki beni salt insan olarak karşılasınlar. Önce bir selamımı alsınlar. Sohbetimi paylaşayım. Ondan sonra birbirimize dair kanaatimizi oluşturalım. Ama öyle olmuyor. Falancı etiketiyle benden önce benim ismim karşı tarafta makes buluyor, yankı buluyor. Ya bu şekilde yargılanıyorum. Böyle bir ülke atmosferinde yaşamaktan siz mutluysanız tamam helalleşmeyelim, kalsın. Gücü eline geçiren ömrünün boğazını sıksın, tekrar dönsün, keser sap dönsün, hesap dönsün, öbürü de öbürünün boğazını sıksın. Bu ülke böyle yuvarlanarak gelmedi mi Allah aşkına? Burada sizinle aynı fikirdeyim. Galiba burada temel mesele, tabii bu meseleyi uzun süre konuşacağız. O gözüküyor. Ve konuşmak da çok sıhhatli bir şeydir. Asıl sağlıksız olan konuşmamaktır. Evet. Konuşmamak. Konuşamamaktır. Aramıza örülen o deyim yerindeyse 20 yıldır örülen, onun öncesi de var şüphesiz ki, duvarlardır. Kapatılan pencerelerdir. Hepimizin atıldığı kör kuyulardır. O yüzden sakin sakin de olsa farklı görüşleri sürekli olarak konuşarak, birbirimizi dinleyerek, anlamaya çalışarak, aynı fikirde olmasak bile, o da sıhhatli bir şeydir. Bir toplumun 83 milyon bireyi aynı fikirde olabilir mi? Bu tek tipleştirme değil midir? Böyle bir